Herkese merhabalar. Doktoruma sorduğumda mevsim geçişleri başta olmak üzere aralıklarla olan fakat büyük rahatsızlıklar veren bir konuyu çocuk alerjiyi konuşmak üzere Bahçeşehir Üniversitesi Hastanesi Medikal Park Göztepe'den Profesör Doktor Ümit Ayfer Yükselen'le bir araya geldik. Merhabalar hocam. Merhaba. Çoğu annemizin merak ettiği soruları soracağım bugün size. İlk olarak çocuklarda sık görülen alerjik hastalıklar nelerdir? Şimdi çok çeşitli klinik tablolarda görebiliyoruz alerjik hastalıkları çocuklarda. Böyle sistemlere göre ben size böyle sınıflarsam mesela cilt alerjileri diye adlandırıyoruz biz. Cilt alerjileri işte halk arasında kurdeşen, dabas olarak bizim ürtiker dediğimiz tablolarda olabiliyor. Veya yine cilt alerjilerini atopik dermatit veya egzema şeklinde bebeklik çağından itibaren görebiliyoruz. Başka alerjik rinit dediğimiz veya alerjik nezle, halk arasında saman nezlesi olarak bilinir. Burnu tutan, işte tekrarlayan burun tıkanıkları, akıntıları şeklinde, sinüzitler şeklinde giden alerjik rinit olabilir. Veya yine çocuklarda çok sık gördüğümüz neredeyse 10 çocuktan, hatta bazı illerimizde 5 çocuktan birinde var neredeyse, alerjik astım şeklinde görebiliyoruz. Böyle bir alerji tablosu var. Onun dışında son yıllarda çok sık gördüğümüz bir tablo daha mide bağırsak sistemini, yemek borusunu tutan alerjiler, bağırsak alerjileri diyoruz. Bunları da son yıllarda çok sık görmeye başladık. Alerji kendini nasıl belli eder? Şimdi bu söylediğim tabloların her birinin tabii kendine göre belirtileri var. Mesela özellikle cilt alerjileri dediğim, işte atopik dermatit bebeklik çağından itibaren özellikle 1 yaş altı bebeklerde yanaklarda kuru kaşıntılı döküntüler şeklinde başlar. Atopik dermatit diyoruz, halk arasında egzema deniyor. Bu bizim için önemli. Mutlaka çocuk alerji uzmanlarının görmesi gerekiyor. Çünkü bu atopik dermatit dediğimiz bebeklerdeki egzema tablolarının yaklaşık %40'ının altından bir besin alerjisi çıkabiliyor. O yüzden bunların mutlaka o yönden tetkik edilmesi ve çocuk alerji uzmanınca değerlendirilmesi gerekiyor. Onun dışında alerjik nezle veya alerjik rinit dediğimiz tabloda çok çeşitli belirtiler olabiliyor. Mesela bazı çocuklar sadece mevsimsel, ilkbahar dönemlerinde işte tekrarlayan burun akıntısı, hapşırık, gözlerde sulanma, kaşıntı ile gelebiliyor. Veya bizim daha çok gördüğümüz polikliniklerde, hastalarımızda daha çok gördüğümüz bir tablo var ki o da işte burun tıkanıklığıyla geliyor bu hastalar ve bu burun etlerinde şişme, daha sonra geniz etinde şişmeye dönebiliyor. Horlama, işte ağzı açık uyuma ve bunların akabinde gelişen bazı sıkıntılar ne gibi? Sinüzit. Her defa mesela aile bize şöyle diyor, çok sık grip oluyor ama grip gibi atlatamıyor. Bir haftada geçmiyor. Biraz. Arkasından mutlaka antibiyotik kullanıyoruz veya işte göğsüne iniyor, bronşite çeviriyor. Bu durumlarda mutlaka bir çocuk alerji uzmanınca değerlendirilmesi gerekiyor hastalarımızın. Tekrarlayan orta kulak iltihaplarına neden olabiliyor. Bizim serozotit dediğimiz kulakta sıvı toplanmalarına, tüp takılmalarına kadar gidiyor ne yazık ki. Bunların hepsi alerjinin beraber getirdiği tablolar. Astım dediğimiz sadece böyle ataklar şeklinde. Çocuk aralarda genelde iyi oluyor. Tamamıyla muayenesi de, şikayetleri de olmayabiliyor ama böyle tekrarlayan öksürük, hırıltı, nefes darlığı veya bebeklerde hışıltı diyoruz biz. Böyle tekrarlayan hışıltı atakları, halk arasında bronşit. İşte demin de söylediğim gibi gripin her grip olduğunda bronşite çeviriyor. Evet. Atlatamıyor bir türlü. Çok uzun sürüyor. Evet, çok uzun sürüyor. 2 hafta 3 hafta öksürükleri bitmiyor şeklinde şikayetler mutlaka alerji yönünden hem ebeveynlerin dikkatini çekmeli hem de çocuk alerji uzmanlarınca değerlendirilmeli böyle hastalar. Bağırsak alerjileri birazcık daha farklı. Dediğim gibi son yıllarda çok arttı. Özellikle bebeklik döneminde işte kakada kan, sümük gibi geliyor böyle hastalar bize. Veya sadece kilo alamama şikayetiyle bazen anne memesini reddetme şeklinde büyüme geriliğine kadar giden ciddi şikayetler olabiliyor. Bu tür şikayetlerde de mutlaka tabii birçok şey neden olabiliyor. Birçok hastalık çıkabiliyor altından ama mutlaka çocuk alerji uzmanlarınca da görülüp değerlendirilmesi gerekiyor böyle hastalarımız. Evet. Tam o sırada alerji tedavisi nasıldır? Yani nasıl yapılıyor Ayfer Hanım için? Şimdi tedavide alerji dediğim gibi çok kapsamlı klinik tablolar var ama genelde temel prensip olarak bir
ne tetikliyor o şikayetleri? Yani bu alerjik nezle de olsa, astım da olsa, egzama da olsa tetikleyen şeyleri öncelikle bulmamız gerekiyor. İşte bunun için biz bazı deri testleri, kan testleri vesaire alerji testleri yapıp o yönde bir takım bilgiler ediniyoruz hastaya yardımcı olabilmek için. Ne tetikliyorsa, alerjenlerden ne tetikliyorsa o tetikleyicilerden önce kaçınmasını istiyoruz. Yani önce korunma diyoruz. Onun arkasından bazı ilaç tedavilerimiz var. Bu ilaç tedavilerimiz böyle işte fıs fıs şeklinde, paf şeklinde, nebül dediğimiz buhar tedavileri şeklinde veya işte çiğneme tabletleri çok kullanımı yaygın. Bazı hastalarımız bir ilaç alır, bazıları üç hasta alır. Bu hastalığın şiddetine göre, dönemine göre, aynı çocukta dönem dönem, çünkü bu hastaların mevsimden mevsime, yıldan yıla bile hastalıklarının şiddeti, seyri değişebiliyor. Belli aralarla görmek istiyoruz. Bu ilaç tedavileriyle biz hastalığı kontrol altına almak istiyoruz. Daha az şikayetleri olsun, daha kaliteli bir hayatları olsun, işte daha az antibiyotik kullansınlar, daha az hasta olsunlar. Şikayetlere yönelik bir ilaç tedavimiz var. Bir kısım hastamızda da özellikle alerjik nezle astım grubunda da 5 yaş üstünde, bazen 3 yaş üstünde yaptığımız alerji aşı tedavileri var. Bu da her hastada değil ama uygun tedavilerde 3-5 yıl süren ve çok fayda gördüğümüz, uygun hastaya yapıldığında çok fayda gördüğümüz bir tedavi. Bunların hepsini bir arada yürütmek, yapmak gerekiyor. Evet, özellikle bu mevsimler tamamen alerji. Evet. Çok yani evet. Ne yapmak lazım, nasıl korumak lazım bu mevsimlerde? Şimdi bu mevsimler, mevsim dönüşleri özellikle evet, alerji hastaları için en sıkıntılı dönemler. Evet, evet tüm alerji hastaları için evet. Öyle. Gribal enfeksiyonların da çok sık yaygınlaşmaya başladı. Biliyorum ki gribal enfeksiyonlar alerjik hastalıklarda, özellikle çocuklarda en büyük tetikleyicilerden. Evet. Yani nasıl alerjenler tetikliyor, işte ev tozu, akarı, polen vesaire. Çocukluk çağında, özellikle okul öncesi çocuklarında, ilk 5 yaş, 6 yaşta viral enfeksiyonlar dediğimiz sulu yolu enfeksiyonlarında çok sık tetikleyici olabiliyor. O yüzden mümkün olduğunca hani hastaysa, gribi varsa kalabalık yere, girmemek okula lazım. Evet girmemekte fayda var bir şekilde korumak için. Hastalarımızda grip aşısının bir kısmında çok faydası olabiliyor. Onları öneriyoruz. Bir de işte evlerinde bir takım korunma yöntemleri öneriyoruz tetikleyicilerine göre. Yiyecek olarak? Yiyecek olarak özellikle önerdiğimiz şu. Mutlaka dengeli beslenme diyoruz. Bağışıklığı güçlendirmek gerekiyor. Çünkü alerji de bir miktar bağışıklığı evet. Zayıflatabiliyor. Dengeli beslenme hem protein hem karbonhidrat hem de vitamin yönünden, işte bize meyve, evet. Balık, et yönünden mutlaka dengeli beslenme öneriyoruz. Ve özellikle de hazır gıdalardan, ambalaja girmiş gıdalardan mümkün olduğunca çocukları geç tanıştıralım evet. Diyoruz mümkün olduğunca. Ne kadar mümkünse tabii. Şimdi diğer soruma geçiyorum. Alerjisi olan çocukların günlük hayatta dikkat etmeye gereken şeyler nelerdir? Şimdi bir kere bizim için en önemlisi çocuğun en çok vakit geçirdiği ortam, yani ev evet. Ortamı. Ev ortamında öncelikle hava kirliliğinden uzak tutmamız gerekiyor. Hava kirliliği dediğimiz şey de ev ortamında tabii ki öncelikle sigara. Hiçbir şekilde evin hiçbir odasında, mutfakta hiç sigara içilmesini istemiyoruz. Anne baba balkonda içiyorum diye çoğu zaman böyle bir formülize ediyor olayı ama anne babanın içilen sigaranın üstteki giysilere silmiş kokusu bile tetikleyebiliyor çocuğun şikayetlerini. O yüzden bu konuda dikkat edilmesini istiyoruz. Yine evin içerisinde kullanılan böyle keskin kokular, işte parfüm, çamaşır suyu, boya gibi bu deterjan kokuları çok tetikleyebiliyor bu hastalıkları. Mümkün olduğunca istemiyoruz. Yine ev tozu ülkemizde en çok görülen alerjilerden, ev tozu akarlarına alerji. Bu yönden evlerde mümkün olduğunca az eşya istiyoruz. Eşyayı azaltın diyoruz. Hatta çocuğun odasına sadece bir yatak, bir masa, bir sandalye koyun diyoruz. İşte yünlü tüylü halılarınız olmasın, koltuklarınız tüylü olmasın diyoruz. Bizim annelerimiz öyle doldurabildiği kadar. Evet, biz geleneksel olarak aslında öyle bir evet. Ülkeyiz ama alerji arttığı zaman son yıllarda artık çare birazcık eşyayı azaltmak da. Evet. Peluşları, tüylüleri, işte yatak yastık malzemelerini mümkün olduğunca yün veya kaş tüyü, kuş tüyü olsun istemiyoruz. Bu yönden dikkat edilmesini istiyoruz. Bir de işte demin de dediğim gibi günlük hayatta mümkün olduğunca ambalaja girmiş hazır gıdalar, katkılar, kimyasallar çok tetikliyor bütün alerjik hastalıkları. Mümkün olduğunca bunlardan uzak durmayı öneriyoruz. Çok güzel. Alerji başka hastalıkları tetikler mi?
Şöyle ki biraz önce de bahsettim aslında. Özellikle alerjik nezle, alerjik rinit, bu burun tıkanıklığı, horlama şikayetleri yine okul öncesi yaşlarda çok sık gördüğümüz bir durum. Bu geniz eti büyümelerine, işte orta kulakta sıvı toplanmasına, tüp takılmasına kadar gidiyor ve işitme kayıplarına kadar neden olabiliyor. Alerjik rinitin ne yazık ki böyle bir biz komorbid diyoruz, eşlik eden durumları olabiliyor. Onun dışında alerjik rinit veya alerjik nezlesi olan hastaların çok büyük bir kısmına alerjik astım eşlik edebiliyor. Sonrasından alerjik rinit gibi başlayıp yıllar içerisinde alerjik astım ortaya çıkma riski çok yüksek bu çocuklarda. O yüzden de mutlaka uyanık olmak, bu yönden takip etmek gerekiyor. Yine bazı hastalarda, alerjik hastalarımızda, özellikle astım ve rinitli hastalarımızda mide reflüsü eşlik edebiliyor. İkisi birlikte gidebiliyor. Bunları da mutlaka bizim hekim olarak göz önünde bulundurmamız gerekiyor böyle hastalarda. Ayfer Hocam, verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın.